Babakaran'ın fiziğinde bir gram gösterelim hemen. Hata bulacak arkadaş varsa ben çiftliğime hediye edeceğim tamamını. Tüm çiftliği. Tekrardan efsane bir mekanda, efsane bir ismin yanındayız. Şarkış'ta AB Safkan Kangal üretim çiftliğindeyiz. Bakın çok büyük bir iddia bu. Kuru da sıfırdır benim köpeğim. Diyor ki Babakaran'ın en ufak bir kusurunu bulana tüm çiftliği hediye ediyorum diyor. Kesinlikle. Başlarımda, tırnağımda, ayağımda, gözünde bir leke, bir hata, bir şey bulan, yani yaratılışa karşı bir hata bulan her şeye ben bütün çiftliğimi hediye ediyorum. 80 santimin altındaki kangal, kangal değildir o zaman. 80'nin altında bir kangala ben kangal demiyorum. Anladım. İstediği kadar cesaret bulsun. Güç oyunu daima bozar. Kangalın korkusuzluğu dünyadaki en büyük özelliğinden bir tanesidir. Bakın birincisi bu gelsin. Üç tane köpek bağlamış, bir YouTube kanalı açmış orada. Köpek anlatıyor, kangal anlatıyor. Maksat ne? 300 liraya, 500 liraya köpek satabilir miyiz? Üç tane köpeği var, o kanal sayesinde 500 tane yavru satıyor. Hiçbir kangal ne kadar saf olursa olsun alfa bir kurdu doğal ortamında birebir boğup etkisiz hale getiremez. Anlatıyor ya, kurt boğan, ayı boğan, domuz boğan. Hiçbir kangal ayı boğamaz. Buradaki bir köpek aldım ama kangal değil, melez çıktı ya da sokak köpeği çıktı. Ben direkt kimden aldın diye sormuyorum, neden aldın demiyorum. Kaç aldın? Kaç parayı aldınız diyorum. 500 TL'yi aldık diyorlar. 500 TL'lik aldığınız bir köpek o çıkacak. Bedelini ödemeniz gerekiyor. Ama benim nazarımda Babakara ve sülalesi Türkiye'de bir numara. Dünyada da bir numara diyebiliyor musun ona? Dünyada da bir numara. Hiç korkmayın. Ben kendime o kadar güveniyorum. Yaptığım bütün işlerde kendime güveniyorum. Babakara'nın soyunun, kanının bulaştığı her köpek dünyada bir numara. Her gittiği kapıda görev yapacak, evini koruyacak, bebeğini utandırmayacak. Ben bunun peşindeyim ve üretmeye devam edeceğim. Merhabalar Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Bu hafta yine tekrardan efsane bir mekanda, efsane bir ismin yanındayız. Neredeyiz abi? Şarkış'ta AB Safkan Kangal üretim çiftliğindeyiz. Evet. Evet, Safkan Kangal çiftliği diyoruz. Çünkü bugün dedik ki abi, önceki videomuzdan farklı olarak şöyle arkaya bir soy kütüğü yaptık. Burada hayvanları hemen arkamızda en babası, onun bir alt babası, onun bir alt babası ve onun sırada baba olacak adaylarını böyle yan yana dizdik. Evet. Ve elimizde de en küçükleri var. Direkt doğrudan böyle konunun içindeyiz. Daha önce bir video yaptık. Yani sansasyonel bir etki uyandırdı izleyicilerde. Çok beğenildi, izlenildi, eleştirildi. Bir sürü yorum aldı. Şimdi İsmail abinin yanına biz tekrardan geldik. Hem böyle bütün burada değer verdiğimiz köpekleri tekrardan gösterelim. Onların yavrusunu, onun yavrusunu her kuşaktan böyle, her tarihten diyeyim, böyle yavrularını gösterelim. Aynı zamanda da kendisine yapmış olduğunuz yorumları buradan yanıtlayalım istedik. Bir kez daha teşekkür ediyorum bizi tekrardan misafir ettiğin için burada abi. Şimdi öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Çok düzgün insanlarsınız. Güler yüzlü, iyi niyetlisiniz. Yani sizi görmek acayip zevk alıyorum. Yorumları ben de okudum. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani eleştiri kısmında her zaman açığız. Niye? Bizi bir adım öne taşıyacak. Buna vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalınız ve size gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani yorumlar ve eleştiriler saygı çerçevesinde olduğu sürece her türlü eleştiriye, yoruma herkesin açık olması gerekiyor. Bizim seyircilerimiz de sağ olsunlar öyle bir hani küfürdür, saygısızlıktır, böyle şeylerde bulunmuyorlar sağ olsunlar. Gerçekten hani belki seyirciler düşünüyor olabilir, böyle küfreden falan oluyor ve siliyorlar diye düşünebilir ama bu zamana kadar hiç öyle bir durum olmadı. Seyircilerimiz de gayet nezih bir şekilde, gayet güzel bir şekilde eleştirilerde bulunuyorlar. Evet. O zaman bunları hemen tanıtarak direkt kitabın ortasından başlayalım. Şimdi, abi. Babakara dedik. Önce Babakara'dan aşağı doğru gidelim. İnsanlar Babakara. Tabii çünkü Babakara'yı Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi tanıyor. Babakara burada. Evet. Şimdi bu arada bir de şunu da söyleyeyim. Safkan Kangal'ın özellikleri hakkında birçok tartışma var. Bunu yorumlarda da görüyoruz. Safkan Kangal böyle olmaz, böyle olur, şurası böyle olur. Bugün Safkan Kangal'ın olması gereken tüm özelliklerini liste şeklinde söyleyeceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Elimden geldiği kadar. Evet, elimizden geldiği kadar tüm seyircilerimizi de buradan o kısmı da kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Meşhur Babakara burada. Babakaramız 6 yaşında.
dünyaca meşhur, yani kendini ispatlamış. Aslında şu anda kafes hayvanıdır. Geçmişi doğada fazla, haddinden fazla görev yapmış. Kurtla da mücadelesi var, sürü başında da çok görevi var. Emekliliği ayırıp damızda ayırdığımız bir hayvanımızdır. Tarihçesi de çok eskidir. Biz bu, yani çalışmamızın %70'ini bunun soyu üzerinden gidiyoruz. Bu yine Şarkışlar'ın çok eski bir köpekçisi vardı. İsmini söylemiştim, Zincirli Kasım lakabıyla. Kasım amcamızın köpeklerinin ırkından geliyor. Biz bunu üreteceğiz dedik ve üretiyoruz. Şimdi bu baba karamız. Bunun bir alt nesiline bakalım. Kangal değil diyen arkadaşlar için. Yan tarafta. Gel. Evet, baba kara ile ilgili detaylı bilgiye ilk videomuzdan ulaşabilirsiniz. Bu baba karanın oğlu. Yine bebek kara diyoruz biz. Bebek kara. Evet, bebek kara. Tamam. Bu 2,5 yaşında. Birebir baba karanın öz oğlu. Kendimize damızlık olarak yetiştirdiğimiz bir alt neslini sürdürecek olan yavrumuz. Şu anda bunun, hani demiştik ya, iri kangallar, eski kangallar. Biz onun amacındayız. Bunu da %80 başardık şu anda. Bunun bizim ölçümümüzde 88 santim omuz yüksekliği ama uzman arkadaşlarımız bunu 91 santim ölçen 3 kişi oldu. Biz yine de 88 santim diyoruz. Bunu 90-92'ye çıkartacağız. Fizik hatları, bakın, kafa yapısı, rengi, fiziği, duruşu, dövüş yapısı bizim en çok dikkat ettiğimiz. Şimdi saf kambir kangalı baba karanın oğlu Veliaht'tan örnek göstermemiz mümkün mü? Bunda, teknik açıdan. Bakın şimdi şöyle, bu safkan orijinal bir köpektir ama yıllar boyunca anlatılan bazı yanlışlar var. Bana göre yanlış, belki halen millete göre doğru olabilir. Bunu şimdi çoğu izlerken diyecek ki bu kangal değil. Nereye değil? Bunun alnı düz değil. Bakın alnında bir kesme var. Ama bizim eski kangallar, bak, babası düz alınlı bir köpek, yavrusu simit kapalı, takoz kafa. Yani bizim eskiden aradığımız köpeklerin kafa yapısı bu. Bir kurt ağızlı, bir de simit kapalı dediğimiz. Yani teker kafa dediğimiz. Bunlar kısa burun, küt çene. Bunların baskı oranı daha fazla oluyor. Nadir hayvanlardan kendi elimizde kalan bir tane örneği. Bunun belki 80-85 tane birebir kardeşleri. Hani baba aynı, anne farklı. Şu anda bizim Türkiye'nin birçok ilinde yetişiyor. Bunun fiziki orantıları. Anlatılan kangalar, bakın, el ayak basarlar, çita gibidir. Döşüne bir bakın. Beyazlığını ya da rengini, kostümünü söylemiyorum. Bakın döş açıklığına bir bakar mısınız? Yani benim diyen köpeğin bunun karşısında bir tane göz önünde bulundurun. Arka basarları kusur yok. Üst fiziki yapısı. Anlatıyorlar ya, boyun çıkıntısı olacak, karın boşluğu olacak. Hani bir nebze doğruluk payları var, hayvanın bakımıyla alakalı. Benim bu köpeğim safkan ve eski kangalara %80 oranında yaklaştım. İnşallah önümüzdeki 2 ya da 3 yılda %100 o eski kangalar üreteceğim. Benim buradaki yine amacım insanları kandırıp ya da köpek satmak değil. Buradaki satışımız bizim masraflarımızı karşılasın, maliyetleri karşılasın. Evet. Bu kadar hayvana bakıyoruz biz. Onlar için benim derdim, kangal aşkı var. En iyisini üretmek. Doğru adreste doğru insanlara ulaştırmak. Peki renk önemli mi abi kangalda? Benim için hiçbir önemi yok. Mesela tamam, senin için yok ama yani dünya literatüründe kangal dediğimiz zaman renk unsuru bir etken mi? Bence orijinal değil. Olup olmamasında. Bence değil. Bakın değil. Baba karanın rengine baktınız. Evet. Oğlumdaki renge baktınız, tona. Bu bir küçük oğlu. Bu 2,5 yaşında. Şimdi bir 6 aylık oğluna bakalım istersen. Bakalım. Gel. Biraz daha açık bir renk görüyoruz burada. Evet. Bak 6 aylık bir oğlu. Bak basarlar, kafa yapısı. Bak bu baba gibi kurt kafalı. Tamam mı? Bak fiziğe bak, orantıya bak. Bu yaşta bile döşüne bak. Görüyor musun? Evet. Baba kara kaç yaşındaydı? Baba kara 6,5. 6,5. Bir bebek kara 2,5. 2,5. 2,5 yaşında. Bu yavrumuz Ares 6 aylık. Evet. Şimdi bir de bunun bir küçüğü var. 2,5 aylık. Bak devam edelim soy olarak. Hani biz toplayıp yapmıyoruz. Birebir ırkı üretiyoruz biz. Baba kara 6,5. Veliaht, bebek kara dediğimiz 2,5 yaşında. Ares dediğimiz 6 aylık. Bu yavrumuz 2,5 aylık. Bak onun altında bu yavrumuz şöyle 29 günlük. Şu anda günlük. Değil, hayır. Bu 29 günlük. Bak elindeki yavru 15 günlük. Bu yavrumuz 4 günlük. Soyumuzu görüyorsun. Yeni doğmuş. Bak şöyle yener kütük olarak bak. Renk tonları, bilek kesmeleri, kafa yapıları. Birebir baba karanın soyu. Bizdeki köpek çalışması var ürettiğimiz. Biri aslan, biri baba kara. İkisinin de genetik yapıları farklı. İkisi de safkan, orijinaldir. Baba kara alan korumada bir tık daha geride. Her insana değil, niyetli insanlara. Onu çevresel koruma yapar. Yani. Evet. Aslan %80 insan alan koruma yapar. Aslan da 83 santim ve orantılarıyla aşık olabileceğiniz bir köpek. Ama renk tonu eskilerin anlattığı açık boz karabaş diyorlar. O boz karabaşları ondan üretiyoruz. Kara kırçıl karabaşlar dediğimizi baba karadan üretiyoruz. Bunlar baba kara veliahtlar hepsi. Hepsi baba karanın soyundan geliyor. Evet, köpekler hepsi. Ve hepsinden emin olduğumuz kesinlikle soy bu. Görüyorsunuz. Peki, abi sana mesela şunu sormak istiyorum. Bugün köpeklerde kangal ırkı Türkiye'de gerçekten dünyada hatta çok özel bir noktaya gelmiş. Evet. Bir kitap yazılsa mesela kangallarla ilgili. Bu kitapta kangalların hangi özelliklerinden bahsedilir? Kangalların en belirgin 10 özelliği olsa. Yani bunların ana vatanı Türkiye şu anda. Türkiye'de üretiliyor. Niye dünya literatüründe kangal dünyadaki en olgun, en düşünceli, en işe yarar, en faydalı ırk olarak kabul edildi? Kangalda bir cüsse yapısı. Mesela Afrika'da kullanılmaktaki amaçlarından bir tanesi cüssesi ve cesareti. Korkutucu bir özelliği. Aslanlara, çitalara, kaplanlara karşı sürüler korumak için götürülür oraya. Bir, o zaman bir dedik. Büyük oluşu. Cüsseli olması. Cüsseli olması. Tabii. İki. Bak orayı bir açayım kısaca Harun. Tamam, cüsse üzerine konuşalım. Bakın şu hurafeden geçeceğiz artık. Hani ben kimseyi kandırmadım bu yaşıma kadar hiçbir ticaretimde. Kangal 70 santim, 65 santim, 60 santim kangal olmaz.
olmaz. Bir aslana karşı sen 60 santimlik kangalı korumaya götürmezler ya. Yani minimum orijinal saf kan kangal hastalık kaç santim olmalı? Görmemiş ise yavruyken minimum 80 santim omuz yüksekliği. 80 santimin altındaki kangal kangal değildir o zaman. Olabilir. Hastalık görmüştür, büyümemiştir. Hastalık ama görmediyse tabii istisnailerin yani. Dışında hastalık görmeden büyümüşse 80'in üstüne çıkacak. Yani o şey gibi adam da kaza geçirmiştir, bacağı yoktur. Gibi. Yani bu durumda hastalık geçirmediyse, yani herhangi bir olay başına gelmediyse orijinal saf kan bir kangal minimum 80 santimdir. Evet. Altı kabul edilmiyor. Doğru ben mu? Ben kabul etmiyorum. Beslememle. 80'in altında bir kangala ben kangal demiyorum. İstediği anladım. Kadar cesaretli olsun. Güç oyunu daima bozar. Bir köpekte ya da bir insanda güç olacak. O zaman bu listeye göre renk de önemli değildir dedik. İki, rengin de hiç renk önemli, önemli değildir dedik. Bir cüsse, evet. İki cesaret dedik. Birincisi cesaret aslında. En başa cesareti koyun. Yani kangalın korkusuzluğu dünyadaki en büyük özelliğinden bir tanesidir. Bakın birincisi bu gelsin. 80'de sınırladık ya, 79'da da çok cesaretli, o da aynı iş yapar. Bir santim çok bir şey değiştirmez. Evet. Birincisi cesareti. İkincisi cüssesi. Üçüncüsü düşünüp hissedip hareket edebilmesi. Yani hem düşünüyor hem hissediyor. Mesela bir kangal senin çocuğun gibi ya da arkadaşın gibi sana küsüp darılabilir. Ağlayabilir. Kendini küsüp dağlara vurabilir. Tamam mı? Yani bunu nadir köpeklerde görürsünüz. Aynı anda hem o kadar kendine güvenip gaddar cesaretine hissiyat sahip. Hissiyat önemli diyorsun tabii. Yani o zaman. Hem de hisleri. Çocuk gibi küsebiliyor. Yani bunlar bir canlının içinde nadir bulunabilecek şeylerdir. Bütün tamam. Hissiyatları. Sonraki özellik. Renkleri de söyleyelim, onu da şey yapmışken. Yani renklerle ilgili bir sıkıntı yok. Ya renklerde ekleyelim o zaman. Ya ben çok yetiştirdim. Hani yıllarımı verdim. Bunun alası da çıkıyor. Mesela bebek ara dediğimiz, veliaht dediğimizin annesi ala bir köpekti. Onu var ya, ayrı bir program yapsanız patlar zaten o. Niye patlar? Annesini 200 TL'ye aldım. Beni aldığımda bütün arkadaşlarım bana güldü. Ben köpeğin gözüne baktığım anda, göz göze geldiğim anda o bana anlatıyor her şeyini. Ben anlayabiliyorum yani. Hem merakım var hem de hissedebiliyorum. O köpeği 200 TL'ye bir çobandan aldım. Bana herkes güldüre. Ne yapacaksın? Neye yarar? Ala köpek mi olur? Buyurun. Anne ala, baba kara. Çıkan yavrumuz ortada. Buyurun. Şimdi evet. Herkes parmağını ısırıyor. Yani bunun bütün doğum videosu, çiftleşme videosu, her şey mevcut bu hayvanın. Bakın basarlarına bakın. Fiziki yapısına, kafasına, göz rengine. Değerli seyirciler hemen kardeşlik, bunları buyur. Verelim annesinin yanına. Dur o dursun. Bunları sen bırak yetiştikleri bir. Çok üşüyorlar. O ikiyi yerine bir koy. Bu biraz daha büyük. Onlardan bu dursun. Sen gel sen. Biz şimdi gidiyoruz. Yeni yeni daha biz de kangalı öğreniyoruz. Hani bizim de kangala evet. Dair net bir yargımız yok. Mesela gidiyoruz, adam diyor ki bunu zaten geçen bölümde seninle konuştuk ama bu sefer biraz daha üzerine değinmek istiyorum ben. Evet. Burnu düz olacak. Zorunlu mu böyle bir şey? Hayır. Peki nasıl olacak? Kangalın burnunu orantılayamazsınız. Yani bunu daha önce de sana ben açıklamıştım da kısa geçmiştin. Bir kangal herkesin elindeki köpeğe göre anlatılır. Arkadaş çıkar, elinde bir köpek alır. Köpeği güzeldir, karakterlidir. Ya bu kangal böyle olacak. İşte bize anlatalım. Baba kara safkan, oğlu da safkan ama kafa yapılar ve burunları farklı. Yani bunu kimse özdeştiremez. Birinci, en önemlisi hayvanın soy kültürünü bilebilmeniz. Hani hangi anne, hangi babadan, kan hattı neye dayanıyor? Kanında ne yapmış? Hadi onu bilmiyorsunuz. Değişik bir ortamda rast geldiniz. Nasıl anlayacağız? Kangala biraz merakın varsa önce göğüs temasıyla hissedebilirsin onun karakter yapısını. Karakter olarak. Cüsse olarak baktığında dedik ya, hani güç, cesaret, cüsse hepsini sırtlandırıyoruz ya. Baktığında hayvanın bir, orantıda bozuk olmayacak. Bacaklar dönük, kafesdar. Böyle iki ayak birbirine yapışık olmaz kangala. Buradan gösterelim hemen. Bak, bacaklarını. Bütün yavrularımıza bak. Şu döş yapısını görüyor musun? Bu bacakların orta birbirine birleşik olmaz. Ön açık olacak. Bak şu oğlumda daha iyi görürüz. Bebek ara gel oğlum. Gel bakayım babama. Gel benim babama gel. Bak döş yapısını görüyorsun değil mi? Evet. Bak duruşa bak. Şu iki bacak birbirine birleşik olmaz. Çünkü kangal hani dedik ya, bir insan kadar zeki olduğu kadar da bir savaşçı kadar da ruhu var bu. Savaşçı ruhu. Savaşırken düşmanlarına karşı ilk tepkilerinden bir tanesi döş vurması. Bunu anlatmıştık hani. Evet. Ben buna çok özen gösteriyorum. Bu çok önemli. Hani bunu kullandığınız alana bağlı. Sürüdeyse kurtla karşılaştığında ilk darbesi döş olması lazım. Hani 1-0'ına geçmesi lazım. Yoksa kurt zaten baştan 1-0 önde kurt olduğu için. Bu döş yapısına sahip olacak. Fiziki hatlarında bakın basar, arka bacak, ön bacaklarında dönüklük olmayacak. Şimdi melez köpeklerde bu çok çıkıyor. Kalça çıkıklığı konuda adına hani bir genetikten var kalça çıkıklığı. Malaklı meleziyle ya da başka bir köpeklerle çiftleştirdikleri zaman ayaklarında dönüklük oluyor. Ayakta dönüklük nedir? Şu kalçadan Abdullah bunu alır mısın kardeşim? Şu basar görüyorsun değil mi bak? Duruşu görüyorsun. Evet. Kalça çıkıklığı bu bacaklı böyle döner. Bu %80'in genetiktendir. %20'si kaza geçirmiştir. Biz onu da istemiyoruz. Yani cinsiyette düz olacak diyorsun. Hatlarda geçmişte bu olmayacak. Fizik kusursuz olacak. Kan bağları 3. 4. nesilde kendi karnına çiftleştiremiyoruz. Yani annesi, kızı, annesinin torunu dediğimizde aynı babadan üzerinden çalıştığımızda yavruların bacakları bozulmaya başlıyor. Biz dışarıdan ırkını bildiğimiz daha kaliteli kanlar getiriyoruz. Yoksa 80 tane köpek var bir anneden bir babadan çoğalmadı bu. Yani güvercindeki gibi geçmişini bilmemiz gerekiyor dışarıdan
eklediğimiz kan gibi. Hattını. Ali Hanım, kan hattı çok önemli köpekte. Kısa bir açıklama yapayım ben size orada. Bana sürekli gelen telefonlarda sıkça aldığım bir soru. İşte hani biz bir bedelle bunları sevilen insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Diyorlar ki bir köpek aldım ama kangal değil, melez çıktı ya da sokak köpeği çıktı. Ben direkt kimden aldın diye sormuyorum. Nereden aldın demiyorum. Kaç aldın? Kaç paraya aldınız diyorum. 500 TL'ye aldık diyorlar. 500 TL'lik aldığınız bir köpek o çıkacak. Kaliteli köpeğin almanın iki yolu var. Biri çok hatırlı dostunuzun olması, bir de bedelini ödemeniz gerekiyor. Çünkü evet, emek var bunlarda. Arkadaşlarımız yeneli bir ürün. Hani Sivas'ta bu çok fazla. Türkiye'de de çok da Sivas'a daha fazla. 3 tane köpek bağlamış, bir YouTube kanalı açmış orada. Köpek anlatıyor, kangal anlatıyor. Maksat ne? 300 liraya, 500 liraya köpek satabilir miyiz? 3 tane köpeği var. O kanal sayesinde 500 tane yavru satıyor. Ben evet, defalarca uyarıyorum. 3 köpek 500 tane yavrulayamaz ya. O 500'ü satıyorsa, 500 liraya da veriyorsa bunun bir amacı var zaten. Bunu alırken çok iyi adres, çok iyi insan ve bu işi gerçekten yaptığına inandığınız insanlardan birebir imkanınız varsa birebir gidip yerinde görüp anneyi, babayı ve çiftliği. Şimdi ben buraya o kadar yatırım yaptım. Bunu daha önce de söyledim. Ben 3.000 liraya, 5.000 liraya, işte 10.000 liraya, 100.000 liraya ben adımı lekeletmem. Yani kimseyi kandırıp da bir yerden köpek toplayıp göndereyim de bu bozuk çıktı gitti. Yapmam ben bunu kesinlikle. Bu türdeki insanlardan alınırsa Safkan ya da Safkan'a en yakın köpek olacağını garanti veriyorum. Yani bir alanın çiftlik diyebilmemiz için kaç köpek olması lazım ya da hangi unsurları barındırması lazım? Ya minimum 30 köpeği olması lazım. Oraya işe emek veriyorsa, yani o işe yatırım yapmışsa. Yani sen şey dediğin için 3 tane köpeği var, bir tane YouTube kanalı var ve video çekiyorlar ve adına evet, da çiftlik diyorlar dediğin için soruyorum. 3 köpek, 5 köpekle olmaz. Adam ha Safkan'dır. Dediğim gibi 3 köpeği vardır. 3, 6, 9 ya da 5, 10, 15 yavru üretimi varsa inanırım yine de yerinde yavruyu alırken o tür insanlardan. Hani gelip bakacağım dediğinizde gerçek veya sahte olduğu açığa çıkar. İşim var diyorsa gitmeyin oraya zaten, sahtedir. Ama bu ürün yerimiz hazır, müsait, çay kahve hazır, yemeğiniz hazır deniliyorsa korkmayın, gidin oraya. Gitmeden de alabilirsiniz o insanlardan. Minimum yani bir insanın bir işe yatırım yapması lazım. Bu da bir ticaret. Şimdi abi o zaman sana az önceki söylediğinden yola çıkarak ince bir soru soracağım. Kangal almak isteyen, sahiplenmek isteyen bir kişi. Mesela kişiyi hiç tanımıyor evet, satıcısını. Bu konu hakkında da bir fikre sahip değil. Karşıdaki adam da mesela örnek veriyorum, ona sonuçta babasının oğlu olmadığı için iyilik yapmayacak. Hani iyilikten kastım ekstra bir iyilik yapmayacak. Evet. Bu şartlar altında orijinal bir kangal minimum kaç TL olur? Hani dedin mesela 500 TL'ye 500 TL'lik şimdi olur dedin ya. Bunu yine sınıflandıramayız. Niye? Ben kendim söyleyeyim. Minimum 3.000 maksimum 15.000 arasında oynar. Sayıya bağlı. Şimdi bende çok fazla. 80 tane damızlığım var benim. Sürekli 4 mevsim yavru üretiyorum. Ben yeri geliyor, adam geliyor durumunu anlatıyor. 2.000 liraya veriyorum. Hediye ediyorum. 15.000 liraya veriyorum. Çok kaliteli büyüttüm kendime, damızlık geliyor. Satmak istemiyorum. 15'e veriyorum. Minimum söylüyorum 3.000'den 5.000'den aşağı bir Safkan bir kaliteli kangalı hatır kangal yoksa olmaz, tanıdıklığı yoksa hı, alma şansı imkansız. İşte yani sen 750 liraya alamaz yani bir kangalı. İşte fiyatını alamaz soruyorum dedin ya, o yüzden sordum aslında. Yani evet, bir kişi sana minimum kaç TL dediği zaman sen o şeyi algılamıyorsun. Hani o zaman 500 ise o zaman ona göredir. Dedirtmeyen rakam kaç diye. O yani da bana TL dese falan ki 2.000-3.000 TL'ye aldım derse kimden aldın diye soruyorum. Tanıdığın bir insansa tabii. Şimdi dedim ya bizim burada az önce de söyledim. 3 köpeği var 150 yavru satıyor. İnsanlar o kadar çok kandırmışız ki. Yani güvenliğe bir şey yok artık. Köpek gitmiş, para gelmiş, köpek gitmemiş ya da siyah gönderip videoda gösterip beyaz göndermişler. O kadar çok kandırılmamış ki. Gelen telefonların %50'si ben arayanlar bu cümleleri kullanıyor. Kandırıldık, dolandırıldık. Burada hiçbir zaman için suçu karşıya atmayın. Siz kandırılmaya müsait iseniz herkes sizi kandırır. 1. İmkanınız varsa yerine gidin. 2. Bedelini iyi araştırın. 3. O insana günümüzde sosyal ağımız var ya, sosyal medyamız evet, var. Girin 4 yorumu yazın oraya. İnsanlar çıkar. Bu adam beni kandırdı, bu adam dürüst, bu adam bu yanlış. 3 köpeği olup da 100 evli yavru satan bir insanı araştırmak lazım. 500 TL, 1000 TL diyorsa ona güvenmemek lazım. Kesinlikle. Anladım. Bir işin bedeli var. Ben buraya 1,5 milyon para yatırdım. Ben 500 TL, 1000 TL, 5000 TL için kendi gururumu, şerefimi satamam. Yani bu köpek mevzusu değil. Bu karakter evet, meselesi. Peki abi alırken hayvan da nelere dikkat etsinler? Mesela bir insan seni aradı veya bir başkasını aradı. Kangal sahiplenmek istiyor. 6 aylıkken diyelim. 6 aylık bir kangal sahiplenmek istiyor senden. Bu adam nelere dikkat etsin başlayacak? Şimdi hiç anlamayan bir insana ben ne kadar anlatırsam kangal şöyle olur böyle olur diye o insanda bir şikayet etme şansınız yok. Hani bir ayın üzerinde 45 günün üzerinde bir yavru alacaklarsa ilk başta gidip yerinde görsünler. Yavrunun albenisi zaten kendini gösterir bulunduğu ortamla birlikte. Mesela baba karının bütün oğullarına ilk bakışınızda siz hiç anlamayan bir insan gelecek. Bu baba karının oğlu diyecek. Ben garanti veriyorum ona. Baba karının oğlu hangi dişine çıkarsa çıksın baktığında bu baba karının oğlu diyecek. Bu konuda o kadar netim. Rengi beyaz olsa gözlerine, kafasına baktığında direkt soy hattını altından gösterir. Ama ben sana insanlara telefonda, muhabbette hiçbir şey anlatamam. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım o zaman. Demiş ki köpeklerin çoğu kangal değil bence. İnsanları yanlış yönlendiriyor çiftlik sahibi. Arkadaş demiş Gökhan 24. Gökhan kardeşim doğru söylüyor. Ben hepsi kangal demedim zaten. Ben bunu yorumda da söyledim. Biz Anadolu çoban köpeği ve Safkan kangal üretiyoruz.
Anadolu çoban köpeği de kangal melezleri, yani kan hatları %60, %70, %80 kangal olan köpekler. Onların da çok cesaretlisi, genetiklisi var. Biz onlarla da kangalları çiftleştirip, biz arayan arkadaşlarımız diyor ki ben çok cüsseli, kafası rengi önemli değil ama çok cüsseli, güçlü bir köpek istiyorum diyor. Mesela Zindan bizim Anadolu çoban köpeğimiz. Çok cüsseli, çok güçlü, çok cesaretli bir köpek. Kangal değil. Biz hiç kimseye kangal demedik o köpeğe. Hiçbir kimseye demedik. Onunla Safkan'ı çiftleştiriyoruz. Devasa orta melez, yani kangallık oranı %80, %90 oranında köpek gönderiyoruz. Gönderirken de kangal demiyoruz. Anadolu çoban köpeği. Kesinlikle. Diyoruz. Kangal ve Anadolu çoban köpeğinin melezi. Babası Anadolu çobanı, annesi Safkan. Birebir de fotoğraf gönderiyoruz. Benim şu andaki 85 köpeğimin 50 tanesi Safkan, 30 tanesi Anadolu çobanı. Gökhan kardeşim doğru yorumda, söylemiş. Yorumda ama Gökhan yorumda şey mi demiş? Hiçbirisi mi demiş? Hemen hepsi, bir daha dönelim. Hepsi mi demiş? Hepsi kangal değil mi demiş? Hiçbirisi mi demiş? Köpeklerin çoğu kangal değil demiş. Çoğu mu kangal değil yoksa çoğu mu kangal? Benim 85 abi? Tane köpeğimin 50-55 tanesi net Safkan, Secereli, kayıtlı kangal. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Ediyorsa da başka bir köpekçiye yandaştır. Tek çözümü, çaresi bu. Ben yavru kangal sahiplenmek istiyorum. Bu adama nereden ulaşabilirim? Mustafa Ünal. Bizim Instagram sayfamız, Facebook sayfamız, TikTok sayfamız. Onun dışında Google'da resmi sitemiz var bizim. Oradan alabilirler. Videonun ya da Ala Türkiye'den. Videonun altındaki açıklama kısmındaki tabii, telefon tabii. numarası. Bu kardeşlerim yüzleri güleç olan kardeşlerimden alabilirler. Evet. Lider Kaya, hayvan seversin de ondan köpeklerin kulağını kesmişsin demiş abi. Şimdi çok gerçekçi bir şekilde bir şey anlatayım ben size. Ben her zaman buna karşıyım ama biz bunları yaptığımızda hata olduğunu anladık. Niye anladık? Kangalın kulağı kesik olması bir algı, bir beğen olarak kafamıza yerleşmiş bizim. İnsanlarından da bize algısı. Biz eskiden de koyunlar, kuzular içinde olduğumuz için bunlar savaşıyordu. Kulaksız olmasa bunlara güç, hani kurtla savaştığında kulağından tutmuyordu. Zayıf noktası. Evet. Evet. Onun için de. Ama günümüzde biz kafeste yapıyoruz bu işi. Ve ben hiçbir arkadaşıma, hiçbir tanıdığım köpek severe kulağını kesin, bu bir özelliktir diye söylemedim. Benim de öyle bir fikrim yok. Kangalın kulağı kesik olmaması buna lazım. Karşıyız. Sürüye gitmemiyorsun. Evet, kesinlikle yani karşıyım. Önce hayvan neden? Sevgisi. Bunun kulağı kesik olduğunda bir özellik ya da bir ekstra güç katsaydı Allah bunu kulaksız yaratırdı. Öyle doğardı diyorsun. Yani doğuştan evet. Bu şekilde yaratılırdı. O kulakların tam içinden bahsetmiyorum ama dışının da önemli bir görevleri var. Şimdi o kulak arasındaki farkı söyleyeyim. Kesik ya da kesik olmama. İki arkadaş bir kulağı kesik köpekle bir kulağı kesik olmayan köpeğin karşısına oturup bir ses çıkartsınlar. Hareketler dinlesinler. Kulaklar radar gibidir. En ince sesi bile kılcal damarlardan beyne iletir. Kulağın faydası bu. Onun dışında kulağı kesik olmasının zararları. Sürüye giden bir köpek kulağına kar alır, yağmur alır. Evet, kurda karşı savunması var da bütün arazi rüzgar girdiğinde rahatsız olur. Sürekli kulağını sallar, dikkat etsinler. Kulağı kesik bir köpek sıcaklarda bile kulağını sallar. Sinek geldiği anda bile. Kulak hem olması kapatıyor, hem hayvanı rüzgara, yağmura karşı koruyor, hem de radar sistemi görüyor. İçindeki kılcal damarlar gelen bütün sesleri beyni iletiyor. Kulağın bu kadar faydası var. Yani zaten ben her videoda söylüyorum. Biz Ala Türkiye YouTube kanalı olarak hayvanların kendi doğasının dışında bir şekle evrilmesine kesinlikle karşıyız. Evet. Kulaklarının, kuyruklarının kesilmesi. Biz de bir hayvan besleyicisiyiz. Bizim de kendi köpeğimiz var. Hiçbir zaman için ne kulaklarını ne de kuyruğunu kesme taraftarı olmadık. Hayvanların kendi doğasına, kendi özelliklerine insan eliyle müdahale edilmesine karşıyız. Evet. Ha, kulağı yaralı olur. Veterinere götürürsün. Veteriner der ki ya bu kulak artık işlevini yitirmiş. Bunun kesilmesi gerekiyor cerrahi yöntemlerle diye. Evet. Bir veteriner hekim bunu söyler, kesilir. O ayrı bir mesele ama öyle hani duruşu daha babacan olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun diye kulaklarının kesilmesine biz karşıyız. Bir şey daha söyleyeyim. Çiftlik sahibi merkez diyecek ki ya yine bir yalan söylüyor. İşte kulaklarını niye kestin? Sorunun başında olduğu gibi. Biz bunları bir algı yaratıyor diye, böyle bir şekilde insanlar kangal diye bilmediğimiz için kestik. Günümüzde ben arayan bütün insanlara aynı cümleyi kullanıyorum. İlla kesilsin diyorsanız ben yapmıyorum o işi, karşıyım. Ama bunu bir veterinere danışın. Biz bu işin uzmanı değiliz. Ben Allah'ın yarattığı bir şeyin yok olmasına razı değilim. Kulak kuyruk kesilmez kangalda. Şimdi Karmak Makine demiş ki hiçbir köpeğin boyu 85 santimetre yok. Kendi köpeklerini yalan ettin abi demiş. İspatlayalım. Hemen burada bakalım. Abdullah getirsin. Abdullah. Şimdi köpeğin boyunu ölçmek için durduğu yerde değil, dayatması lazım. Net metre. Herhangi bir tane köpek bir şey getir karşısına. O gelene kadar demiş ki Oğuz Kağan, abi ben de şarkışlalıyım ama senin köpeklerin çoğu kırma be. Ne itlere kangal dedin, şaştım kaldım. Güzel köpekler de çoğunun kangalla alakası yok demiş. Oğuz Kağan. Valla şarkışladım, benim çiftliğimi görme şansları yok. Ben ona müsaade etmiyorum. Yerel halk tabirinde yanlış bir iş olarak algılandığı için. Benim köpeklerime çoğunluğuna Safkan değil diyen insanı araştırın. Muhakkak ki başka bir çiftlikçi ya da başka bir köpek besleyenin yanında arkadaşlığı vardır. Böyle karın darlığı toplumda bir algı yaratsın, kangal değil. Bana göre benim köpeğim ve Türkiye'nin birçok insanla yaşayan birçok insana göre Safkan ve orijinal. Bunu da isterseniz bir yorum açın, yüzdelik dilim koyun. Yüzde kaçı kangal diyecek, kaçı demeyecek. Peki şarkışlalılar buraya giremiyor mu? Şöyle, ben burayı açarken bir kural aldım kafama. Köpek camiasıyla dövüş işi gibi vesaire işlere uğraşan hiç kimseyi burada bulundurmayacağım. Çünkü ben bu işlere karşıyım. Köpek camiasında uğraşan insanların %80'i ticaretle uğraşıp insanları kandırıyor. Ben aynı çatı altında nefes almak istemiyorum bu insanlara. Evet, buradan. Başta bir prensip aldım. Hemen buradan ölçüyoruz. Bakın.
Net ölçümüz. Metre sıfır. Hatta net bile değildi yani daha. 87-88 santim. Evet, benim ölçümüm bu. Bunu daha önce de söylemiştim. 88 santim. Bir de hayvan şu anda pusuyor. Bir hayvanın net ölçüsünü alabilmen için tamamen dik durması. Böyle kendine yani güvenir halde. Bir hedefe kilitlenmiş gibi olmalı. Evet. Yani hayvan insanın yanında pusar çöker alamaz. Benim köpeğim net. Benim ölçümde 88 santim. Bunu başka arkadaşlarımız 91, 3 kişi geldi 91 çıkarttılar. Ben yine kendi sözümdeyim. Benim köpeğim Baba Karanoğlu 88 santim omuz yüksekliği. Evet, Arif Şenoğlu Soner'e demiş ki ahahaha adamın aklını alırlar. Soner'in aklının gittiği yer var ya. Evet. Otomasyonu koyalım. Abi Kerim Dilek demiş ki adamın konuşması çok hoşuma gitti. Teveccüh dedi. Olan bu. Sahte bir şeyimiz yok. Tamamdır. Evet. Bu köpeğin anası kızanda kurta gitmiş belli demiş. Fox ye. Bu ne demek abi? Baba Karan'ın için mi yorum yapmışlar? Vallahi direkt bunu yazmış. Zaten bu köpeğin kangalların... anası kızanda kurta gitmiş belli. Yani o kızanda kısmını niye? Şöyle kızanda kısmı çiftleşme döneminde kurtla çiftleşmiş anlamında soruyor. Böyle bir imkan yok da kurda benzediği için o yorumu yapmışlar. Zaten kangalların yani geçmişteki orada. Eminim ki yani atalar kurttan geliyor zaten. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şeyden yapmışlar. TikTok üzerinden. Arka basarlar yamuk ama o nasıl olacak demiş. Baba Kara için herhalde. Baba Kara'nın fiziğinde bir gram gösterelim hemen. Hata bulacak arkadaş varsa ya eleştirdiği net... yeri göster abi. Tabii hemen. Ki. Buyur. Bir santigrat derece hata bulacak bir arkadaşa ben çiftliğimi hediye edeceğim tamamını. Tüm çiftliği. Bütün çiftliğimi hediye edeceğim. Yani Baba Kara'nın en ufak bir kuyruktan, kafadan, kusuru, ayaktan, bacaktan, tırnaktan. Bakın yani, çok büyük bir iddia bu. Kuyruğu da sıfırdır benim köpeğimin. Diyor ki Baba Kara'nın en ufak bir kusurunu bulana tüm çiftliği hediye ediyorum diyor. Kesinlikle. Basarında, tırnağında, ayağında, gözünde bir leke, bir hata, bir şey bulan yani yaratılışa karşı bir hata bulan her şeye ben bütün çiftliğimi hediye ediyorum. Allah Allah. Kesinlikle. Bu da açık meydan. Buyursun gelsin burada 4 kişi eşliğinde heyet kuralım. Biri bunun bacağında bir tane bozuk, boynunda, dişinde, gözünde bir tane bozuk bulana ben bütün çiftliğimi hediye edeceğim. O kadar iddialıyım bu konuda. Baba Kara diyorsun 4 dörtlük bir kangaldır. Kesinlikle. Hatasız. Olması gereken bütün özellikleri taşır. Kan hattı, cesareti, cüssesi, fiziki yapısı, rengi, kostümü benim köpeğime hiç kimse kusur bulamaz. Harun Nairobik demiş ki yetenek sizinize katıldınız mı daha önce? Katıldık. Katıldık. Evet. Katıldık. Gerçekten katıldık. 2012-2013 yarı finalist. 2013-2014 yarı finalist. 2015-2016 finalist. Asla birinci olamadık ama yani. Hint horozuyla ilgili çekim yapar mısınız demiş Ahmet Çoban. Hint horozuyla ilgili evet. Yani izleyicilerimizin biz bunu izleriz dediği her şeyle ilgili çekim yaparız. Evet. Şu duruşunu mu diyorsun? Kendini gösteriyor. Evet bak. Eminliği, cesareti. Bak bu şu anda gösteri yapıyor. Yani, Soner Baba helal demiş. Cesareti Seyit Ali Çankır. Drone'a yazık oldu ha 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 yazmış. Tek soy kuşçu. Ozan Azerbay Azerbaycan'dan selam olsun demiş. Biz de ona selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun. Evet abi yani yorumlar genelde böyle. %95'i olumlu, %5'i de negatif eleştiriler ama hepsi saygı çerçevesinde. O yüzden saygı ve sevgi çerçevesinde yorum yapan, eleştiri yapan bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum ben. Ben iyi kötü ben de teşekkür ediyorum herkese. Evet yani sen diyorsun ki zaten bütün eleştirilere ben açığım. Kesinlikle. Saygı ve sevgi sınırlarını bozmadığımız şartıyla. Burada benim söylediklerime inanmayan, benim burada iddialarıma güvenmeyen kişileri de buraya bekleyip bizzat gösterebilirim diyorsun. Ben beni tanıyan ya da beni tanımak isteyen ya da beni misafirim olmak isteyen herkese kapım 24 saat açık. Ben bir ticari konuda başka bir ticaretlerimiz var. Onlar konusunda hiçbir kimseye bu kadar ilgi göstermiyorum ama Tangal aşkı deyince ben etkileniyorum yani. Onun için yanıma gelen insanları seve seve konaklama, yeme içme, misafir etme gurur duyuyorum, şeref duyuyorum, mutlu oluyorum yani bu insanların buraya gelmesinden. Evet. Art niyetli olmadıkları sürece benim başımın üstünde 7-24 saat yerleri var. Daha önce de söyledik. Evde süs köpeği olarak besle, uyum sağlıyor. Dağda sürüyü koruyor. Aslanlara, çitalara, kaplanlara karşı savaşabiliyor. Yani hayvanda bütün özellikler, bir insanın onun kullanabileceği her şey yaratılıştan ötürü Allah tarafından bu köpeğe verilmiş. Evet abi şimdi Bebe Kara'nın yanına da gidelim. Veliaht'ın yanına doğru. Bebe Kara çok iyi ya. Evet. Hayır bebe de değil yani şöyle baktığın zaman. Şimdi kangallar kurtları boğar diyorlar. Doğru mu bu abi? Bak bu konuyu net konuşuyorum. Bu da bu konu için son açıklığımız olsun Alihan. Birebir bir alfa kurdu. Çökelim mi şöyle bir yandan? Evet. Birebir bir alfa kurdu. Evet. Doğal ortamında bir kangalın boğma şansı çok zayıf. Çökmez demiyorum. Gitmez demiyorum. Şimdi insanların anlayışı farklı. Kurt boğmak, kurt öldürmek anlamına getirdiklerini kangal bunu çok zor. İki tane olursa bire bir kurda iki kangal olabilir. Ama birebir kesinlikle birebir bir kangal alfa bir kurt dediğiniz zaten kangal cüssesinden çok büyük. Araziye uyum sağlamış. Bütün vücudu kasta dolmuş. Bir kangalın onu boğma şansı çok zayıf. Doğal ortamında yani hatta %49-51 dedik ya %40'a %60
%60 gelir ya. Peki ne yapar? Ya gider savaşır, çökebilir. Yani cesaret kanatlı vardır, fiziki yapısı vardır. Gidip ona çökebilir. Savaşabilir de sonunu getiremez. Kaybetmek zorunda. Onun yapısıyla, onun gücüyle kurt kangal bilir değil. Kangal kaçar mı yani kurt? Kurt kaçmaz. Şimdi daha da mesela ben birebir karşı karşıya köpekle kurdun boğuşuna denk geldim sürü başında. Bildiğin kurt da köpek gibi ayağa kalkıp elleşip boğuşuyor. Boğuşuyor. Şimdi kangal üstün basarsa insanların dövüşü gibi birbirine biraz baskın gelince ne yapacak? İkinci bıçak çıkartıyor. Hadi gel diyor. Geldiğince öbür insan tedirgin oluyor. Kurdun diş vurması var. Savunma gücü. Savaşma değil, savunması. Savaşırken köpek gibi boğuşur. Savunurken diş vurmaya başlar. O çok keskindir. Yani köpekle biraz beslemiş insan bilir ki savaşırken biri diş atınca diğer köpek yanını verir. Dövüşüyle vurmaya başlar kafasını tutturmamak için. Kurtta bu özellik köpeğinkinin 10 katı daha ağır. Yani savaşırken birebir mücadele eder ama sonunu bağlayamaz. Bundan net iddia ediyorum. Birebir orijinal. Hani benim diyen kangalcı anlatıyor ya, kurt boğan, ayı boğan, domuz boğan. Hiçbir kangal ayı boğamaz. Hiçbir kangal domuzu birebir, yetişkin bir domuzu öldüremez. Hiçbir kangal ne kadar saf olursa olsun alfa bir kurdu doğal ortamında birebir boğup yetkisiz hale getiremez. Kovalayabilir, boğuşabilir ama sonunu bağlayamaz. Peki sürü diyelim yani kırsaldayken bir kurt geldi saldırıya. Evet. Kangal ona karşılık verdi. Kurt da ona karşılık verdi. Sonuç ne olacak o kangal? Şöyle safkansa orada ölür. Kangal. Kurdu öldüremez. Kangal ölür. Peki sonrasında kurt saldırır mı kangalın ölümünden sonra? Yani sürüye. Şimdi bak tek bir cümle. Hiçbir kangal kurdu yiyemez. Ama her kurt kangalı yer. Ben çocukken evimizden köpeğe bağdan zincirinden beraber alıp götürdüler. Parçalarını bulduk biz. Tamam. Düşün doğasında kurt kangalı yiyor. Biraz zaman kazanmak mı o zaman sürü sahibinin kangal beslemesindeki sebep? Ya zaten sürü sahiplerinin amacı kurt yıkan kangal değil. Yani birebir yık zaten sürüye götürenler 4-5 tane kangal götürüyorlar. He. O zaman 4-5 tane kangal bir kurdu öldürebilir. Tabii. 5-6 ağız birden çalışıyor kurdun üzerinde. Ama tek kangal götüren bir tane kurt yıktı. O da yıkabilir de yavru kurt bilmez. Acemi aç kalmıştır. Sürüye gelmiştir. Onu yıkabilir. Hmm. Onu boğabilir. Ama yetişkin böyle bir alfa biz yalnızlak deriz. Eski kurtlar isimde. Yalnızlak dediğimiz tek başına gezen kurttur. Yani derler ya kendi işimi kendim yapıyorum diye. Evet. O kurt en tehlikelisidir. Bu nedir? Bu da kurt işte buranın. Evet. Alfa gri kurt mu bu? Ya biz sadece kangal değil. Canlıların hepsini seviyoruz biz. Hepsini evet. Besliyoruz. Metin 2'deki şöyle alfa bak. Gri kurt işte bu. Bunun şey sabah uyandım böyle çok böyle istemsiz uyanmış ya bu böyle bir tipi böyle şey gibi hani istemsiz böyle meymenetsiz böyle halinden memnun olmayan bir tipi var. O da yaratır işte öyle. Evet çok tatlı bir köpek bu da. Demek ki o zaman sürü sahipleri en az 2 tane 3 tane İki tane 3 tane götürüyorlar. Götürecekler. Şunu söylüyorum bütün izleyicilerimize samimiyetle söylüyorum. Hani benim evet çiftliğimiz var köpek satıyoruz ama insanlar kandırmak için değil. Kimse demesin ki benim köpeğim kurt boğan, ayı boğan, domuz boğan. Hiçbir köpek ayıyı, domuzu, kurdu birebir oğal ortamında boğamaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Aksine kurt boğdu dedikleri nasıl? Ya boğmuş. 3 tanesi bir arada daha da kurt tane, boğmuş. 2 tane 3 tanedir. Bir aralarından o 3'ü saldırıp birisi boğduğu zaman o kurt boğan olmuş oluyor evet. Bu durumda. Peki İsmail abi veliahtın namı diğer bebek arının sabrını ne kadar zorlayabilirim abi? Hangi açıdan? Böyle mıncırsam falan. Hiçbir şey yapmaz. İstediğin kadar zorla. Mesela bizim köpeğin şu malaklarını ben şurasını ısırıyorum. Bizim kendi köpeğimizin. O kadar öyle bir sevesim geliyor. Buna mesela en fazla ne yapabilirim? Baba karaya da bebek araya da diğer bir ısırabilirsin de. Bak diğer veliahtlara da yani istediğin kadar canını yak. O senin içindeki niyeti biliyor ya oynamak istediğini, ona espri yaptığını. Ondan dolayı sana hiçbir şekilde sert cevap vermez. Kesinlikle oynayabilirsin. Ben bunlarla güleşiyorum ya. Bu senin köpeklerinden de değil bak. Şöyle baktığın zaman baksana bu zaten. Sana. Aynen. Bunun dişler şey gibi. Bak. Tornavida gibi yani böyle. Yani bak yakından ilk defa böyle. Yıldız tornavida gibi bizimki şey. Evet. Evet bu az önce gösterdiğimiz değil mi? Yok bu dişisi onun. Ha dişisi. Baba kararın dişisi bu da. Hadi sen git bir bunlar yetişen damızlıklarımız. Hadi. Baba karanın soyundan gelen bütün köpekleri suratına baktığınızda anlayabiliyorsunuz dedim ya. Evet. Bak surata bak. Baba karayda 2 tane 100 videosu yap. Bütün yavrularının 100 videosu tek tek sınıflandır. Hiç anlamıyorum, bilmiyorum diyen insan bile bu baba karanın soyundan diyecek. Anlayabilir yani. Üstün bir genetik baskın. Öyle bir belirgin özellikleri var. Evet. Anladım. Çok gelen sorulardan doğumhaneler, nerede doğurtulur ya da nasıl beslenir yavrular. Evet. Onun benim yaptığım, kendi bulduğum bir çözümüm var. Dağda eskiden gezen sürü kangalları vardı. Böyle sahipsiz dağda gezerlerdi. Bunlar avlanarak büyürlerdi. Onlar biz çocuktuk. Onların yavrularını çalmaya giderdik biz. Böyle bir tünele girerdik içine. Bildiğiniz mağara tünel. Sürünerek 3-4 kişinin nöbet tutar. Elimizde köpeklerle bekleriz anneyi yakalanmayalım. Onun içinden yavruyu çalar onu getirirdik. Hakiki kangallar. Devasal kangalları. Ben oradan esinlendim. Bunları doğal ortamında mümkün olduğu kadar. Kafeslerden de belli zaten. Doğalla uğraşıyorum. Toprak altı tüneller yaptım. Tırma. Toprağın altında görsel yapalım mı istersen? Olur efendim? Gidelim bakalım biz de. Hem gel.
seyircilerimize gösterelim, daha güzel olur. Şimdi kangalların toprağı çok severler. Yani yazın serin, kışın sıcak olurlar. Doğumhanede buna dikkat edeceksin. Bunu bir ağaçta ya da betonda yapamazsın. Bak, toprak altı tünelleri var. 2 metreye 2 metre, yüksekliği 1 metre. İki tünel bunun. Doğumhane odası diyoruz. Ne kadar gidiyor içeri doğru? İçinde 2 metre boşluk var bak. Bu tahtadan sonra 2 metre. Yani 2 metrekare 1 metrede yüksekliği var. 2 metrekare bir oda var içerisinde. Doğal köpek içine giriyor, içine yavruluyor. Bu yavrular gözünü açıp hareket edene kadar biz dokunmuyoruz ve dışarı çıkartmıyoruz. Anne kıskanmıyor. Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Açıkta yavrulattığın zaman üzerine yatıyor. Kıskanıyor, öldürüyor. Eziyor. Tabii eziyor, kıskanıyor yani. İnsana dokunmasını istemiyor ya. Kedi çekmeyecek, annelik içgüdüsünden kaynaklı öldürüyor. Biz bunların önüne geçtik. Hem de doğal büyütüyoruz hayvanları. Oyuncak evet. Gibi değil. Gözleri açılana kadar biz yavruya dokunmuyoruz. Bu çok önemli yani. Besleyen arkadaşlar buna çok dikkat etsinler. Toprak. Böyle bir düzenek yapılmalı o zaman. Evet. Yani. Kaç tane var şu an burada abi? Bizim burada 17 tane. Bu sırada bak 6 tane var bu sırada. Üstleri saç olanların altında hepsi tünel bunların. Doğumhaneler. Bunların içine doğurtup. Hayvan böyle içerisinde doğal ortamda bir doğumunu yapıyor. Evet. İnsandan kıskanma süresini de aşmış oluyor. Evet. Dolayısıyla sağlıklı bir yavru almış oluyoruz yani. Kesinlikle hem yavrunun sağlığı açısından hem kayıplar olmuyor. Canını evet. Kastetmiyoruz. Hem de doğallığını bozmuyoruz. Ben hayvanların her zaman doğalından yana iş yapıyorum. Evet, gerçekten süper. Yani buradan da seyircilerimize bunu gösterelim ki onlar da bu şekilde belki bir düzenekler yaparlar. Yani bunun evet. Daha suni, daha şey kısmı yok değil mi? Yani bu en uygunu bu ya, doğum konusunda. Müsait değil, toprak kazamıyorlarsa da tabanını toprak bıraksınlar. Bazen şimdi, böyle hani saman falan böyle diğer köpekler sade için sade saman değil. Ya. Mesela biz de yapıyoruz. Bunların içerisinde talaş, saman, kireç karışık. Toprağa harmanlıyoruz bunu biz. Bu hem bakteri, bit pireyi de engelliyor. Nasıl sıcak tutuyor hayvanları. Tabanlarında bu var. Yapacak doğumhane yapacak arkadaşlar toprak altına inemiyorsa da bir kulübe yaptırır ya içi toprak olsun. Bir kısmı kireç, saman, talaş karışımını atarlarsa hayvanlar bit pire, bakteri gibi şeyler bulaşmaz. Yavruları gelişimini bit pire çok engeller. Evet, parazitler. Yani eğer bir kulübede olacaksa bile oraya toprak yapmak. Tabii tabanı toprak tabanı. Olacak. Tahta çok falan önemli. Değil. O zaman devam edelim. Tekrardan geçelim. Evet. Ala Türkiye ekibi olarak değerli izleyicilerimiz için bugün ikinci kez Sivas'taydık. İkinci kez AB Safkan Kangal Köpek Çiftliği'ndeydik. Abi çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ikinci kez misafir ettin. Senin hoş sohbetini dinleyip seyircilerimizin yorumlarını yanıtladık. Yani ben yine söylüyorum. Saygı ve sevgi çerçevesi olduğu sürece bütün eleştirilere zaten herkes açık. Yani evet. Biz de keza çekimle alakalı teknik bazen eleştiriler alıyoruz. İşin içerisine böyle saygısızlık, bir art niyet vesaire girmediği sürece biz de açığız. Seni de bir kez daha takdir ediyorum ki burada negatif bütün eleştirileri yanıtladın. Öncelikle size Ala Türkiye ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok samimi insanlarsınız. Teşekkür ederiz abi. Gördükçe, buraya geldikçe daha çok mutlu oluyorum. İnşallah devamlı gelirsiniz. Kapımız her zaman açık. Seyircilerimiz konuda da ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. En iyisini üretmeye çalışıyorum ve kimsenin hakkına girmedim. Hayatımın sonuna kadar da girmeyi düşünmüyorum. Sizin aracınızla bana ulaşabilirler. Sorular olursa yanıtlarım. Benim köpeklerim Safkan. %80'i Safkan. Aksine yorum yapacak insanların eleştirilerine de saygı duyuyorum. Belki kapısındaki köpek daha Safkan'dır. İddia etmiyorum. Çünkü her zaman bir iyinin bir daha iyisi vardır. Ama benim nazarımda Baba Kara ve sülalesi Türkiye'de bir numara. Dünyada da bir numara diyebiliyor musun ona? Dünyada da bir numara. Hiç korkmayın. Ben kendime o kadar güveniyorum. Yaptığım bütün işlerde kendime güveniyorum. Baba Kara'nın soyunun, kanının bulaştığı her köpek dünyada bir numara. Her gittiği kapıda görev yapacak, evini koruyacak, bebeğini utandırmayacak. Ben bunun peşindeyim ve üretmeye devam edeceğim. Ben evet. Yaptığım işten eminim. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı abi? Vallahi ben de kanala bazen Kangal Türkiye diyorlar. Ala Türkiye değil de. Şimdi izleyicilerimiz neyi seviyorsa, neyi izlemekten keyif alıyorsa biz de izleyicilerimiz, bize abone olan insanların beklentilerini karşılamak adına izleyicilerimiz neyi seviyorsa her cumartesi güvercin, mümkün olabildiğince de her çarşamba günü Kangal ve türlü köpek hayvan videoları Ala Türkiye YouTube kanalında yapmaya devam edeceğiz. Zaten yola çıkarken de ilk başta bunu söylemiştik. Evet. Yani Ala Türkiye'yi büyük bir isim yapıp hayvan doğa kanalı olarak evet. Yani doğa sporları olur, çeşitli hayvancılık üzerine çeşitli içerikler olur. Biz zaten Ala Türkiye'yi çok geniş bir platform olarak kurup bu şekilde de genişletmek istedik. Bizim büyümemizdeki en büyük fayda, en büyük etken de zaten seyircilerimizin bize desteği. Ben teşekkür ediyorum herkese evet. Bir kez daha. Bizim kameranın arkasındaki kahramanımız Soner Şeylan. Bir ayna yok ki yanımda, bir gün ayna getirmiş. Şöyle yansıtacağım. Fotoğrafını aynen. Paylaşalım. Aynen fotoğrafını köşede. Koyalım şuraya şöyle. Soner'le biz böyle macera yaşamayı çok seviyoruz. Mağaracılık işine de böyle girip mağaracılıkla ilgili de videolar çekmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de o kadar çok gezilebilecek doğal mağaralar, öyle evet. Yerler var ki abi. Yani buna ilgi duyan izleyicilerimiz de yorumlar kısmında bir yazarlarsa, hatta bana da Instagram hesabımdan yazarlarsa böyle fikir alışverişi yapalım. Bu işte profesyonel ilgilenenler varsa onlarla bir fikir alışverişi yapıp mağaracılık konusunda da profesyonel içerik. Hazine falan mı bulmak istiyorsun? Hazine de yok gözüm ya. Böyle en güzel hazine dostluktur diyorsun. Harun, Harun, Alihan, Soner bakın benim size tavsiyem kangala bırakmayın. Değil mi? Güvercin yanımda olabilir ama. En büyük hazine kangal mı abi? Bakın Türkiye'nin milli servetidir. Kangalı bırakmayın. İnsanlara doğru insanlara, doğru köpekleri, doğru ırkları tanıtmaya devam edin. Ve dünya sizi tanıyacak kangal sayesinde. Evet ben de o zaman bir çağrıda ben bulunayım. Türkiye'yi zaten karış karış gezmeye devam ediyoruz. Yurt dışına gelmek istiyoruz. Bizi yurt dışından izleyen, hem güvercin besleyen, hem kangal besleyen ya da başka bir köpek ırkı besleyen izleyicilerimizi bizi davet edip o
orada kendi emeklerini göstermeyi çok istiyoruz. Evet. Buradan da size sesleniyorum. Artık neresi olur? Avusturya olur. Ondan sonra Hollanda olur. Fransa, Almanya, İtalya varsa İtalya'da. Yani özellikle gelmek istiyoruz. Buradan herkese duyuruyorum. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ederim. Öncelikle sana, sonra değerli seyircilerimize. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın.